Değerli dostlarım, bakın Türkiye'yi Türksüzleştirmek aşağı yukarı benim bildiğim kadarıyla 60 yıllık bir süreçte devam eden bir operasyondur. Türk demeye utanılır hale getirmiştir sizi. Türk'üm demeye çekinir hale getirmiştir sizi. Bayrağınızda, milliyetinizden utanır hale dönüştürmüştür sizi değerli dostlar. Bakın Araplar gelmiş kendi memleketinizde Türkçe mi üstündür, Arapça mı üstündür? Türkiye'de Türk milletinin yurdunda Türkçeyi Arapça ile kıyaslıyorlar. Türkçenin aşağılık bir dil olduğu, Arapçanın üstün bir dil olduğu kendi ülkenizde, sizin ülkenizde söylüyorlar artık. Eskiden Arap coğrafyasında Anadolu çocukları küçümsenirdi. Eskiden Arap coğrafyasında Türkçe küçümsenirdi. Size bir şey soracağım. 630 sene Osmanlı Türklerin, madem ki Osmanlı Türktü, değil mi? Türktü diyorsunuz. 630 sene Türklerin egemenliğinde kalan Arap coğrafyasında bir kelime Türkçe niye konuşmuyor o müptedir pezevenkler? Bir kelime Türkçe neden konuşmuyor o yavşaklar? O yavşak oğlu yavşaklar. Ha? Hangi Arap ülkesinde 630 sene egemenliğinde kaldığı Osmanlı'nın Türkçesini, Türklerin Türkçesini hangi Arap ülkesinde konuşuyor? Ulan biraz gururlu olun be. Rusya, 100 yıl Rusya'nın egemenliğinde kalan, 100 yıl Rusya'nın egemenliğinde kalan SSCB'ye bağlı ülkelerin hepsinde ana dili gibi Rusça konuşuluyor. İngiliz egemenliğinde kalan, İngilizlerin sömürgesinde kalan İngiliz devletleri hepsi, tüm sömürgeler İngilizce konuşuyorlar. Fransız sömürgelerin hepsi Fransızca konuşuyor. İtalyan sömürgelerin hepsi İtalyanca konuşuyor. Libya'da dahil. Aşağıda Fransızların sömürgesi olan Tunus, Fas, Cezayir bunların hepsi Fransızca konuşuyor. Ana dili gibi Fransızca konuşuyorlar. Aynı Arap, onlar da Arap değerli dostlar. Osmanlı'nın hakimiyetindeyken, Türklerin hakimiyetindeyken bir kelime, bir cümle Türkçe öğrenmeyen bu pezevenkler, bu aşağılıklar, sözde ümmet kardeşleri Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Portekizce her dili konuşuyorlar ama bir tek Türk dilini konuşmuyorlar ve bugün onları terk ettikten sonra kiminle arkadaş olmak istiyorsanız, kiminle kardeş olmak istiyorsanız onunla kardeş olun diyerek biz çekildikten sonra Arap coğrafyasından, şimdi bizim kurduğumuz, kendi dilimizin sevildiği, dilimizin övüldüğü, kendi milliyetimizin büyük insan sayıldığı, doğru insan sayıldığı bir ülke kurmuşuz. Şimdi de 3-5 tane Arap hayranı pezeven puşt gelmiş buraya, ülkenizi ele geçirmiş, iktidarınızı ele geçirmiş, din adı altında, peygamberi kullanarak, dini kullanarak, Allah'ı kullanarak sizi küçümsemeye, sizi eziklemeye, sizi aşağılık ilan etmeye başlamış. Ya arkadaşlar, bunu gerçekten anlayamıyor musunuz? Kendinize bu soruyu sorun. Bir Arap senin memleketine gelip Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olduğunu söylüyor. Arapların Türklerden üstün olduğunu söylüyor. Bunu nasıl kabulleniyorsunuz? Bunu hangi Türk milliyetçisi kabullenir? Milliyetçiliğin şeytani bir kavram olduğunu söylüyor. Ümmetçilik diyor. Ümmetçilik dediği şey de Arap milliyetçiliğini sana ümmetçilik diye yutturuyor. Arap milliyetçiliğini sana din diye yutturuyor ve sen bunu kabul ediyorsun. Kendini aşağılık görüyorsun. Arap kendi dilini kullanıyor sen. Hı? Niçin? İsa bütün dillere çevirmiştir. Dini bütün dillere getirmiştir. Madem evrensel bir dindir, bütün dillere dönüştürebilmesi lazım. Dinleri yaratan Allah'tır da, dilleri yaratan şeytan mıdır? Ha? Dinler kutsal oluyor da, diller niçin şeytani oluyor, niçin kutsal olamıyor? Milletleri yaratan, ümmeti yaratan Allah'tır da, milletleri yaratan şeytan mıdır değerli dostlar? Ha? Ümmetçilik, Rahmani da, milliyetçilik niye şeytani olsun? Hı? Herkes kendisine bu soruyu sorsun. Kandırılıyor, aldatılıyorsunuz. Çünkü bir yerde milliyetçilik yoksa oraya başka bir emperyalizm gelir ve emperyalizm oraya yerleşir değerli dostlar. Anladınız mı? Olay bu kadar basit. Bu operasyon yeni başlamış bir operasyon değil. Bugün de bitecek bir operasyon da değil. Bugün birbirlerini gırtlaklayanlar, birbirlerinin gırtlağına sarıldığını zannettiğiniz insanlar nereye döndürüyorlar? Kaç kişi biliyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Deniz Baykal'ın kızının Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olduğunu kaç kişi biliyordu? Soruyorum size, kaç kişi biliyordu? Ben bilmiyordum. Babadan kıza geçen bir milletvekilliği sistemi var. Siz tutuyorsunuz, özgürlüğün olduğunu, demokrasinin olduğunu falan filan söylüyorsunuz. Ya bırakın lan bana martaval okumayı. Deniz Baykal ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürkçülük düşüncesine, devrimciliğe ihanet eden Deniz Baykal'ın kızının mecliste ne işi var? Deniz Baykal'ın kadrosundan kızını da koymuşlar. Yazıklar olsun hepinize. Ben Türk milletine bir şey söylemiyorum. Atatürk'ün sürgün ettiği adamları Mısır'dan getirdiniz, siyasete soktunuz, meclise soktunuz. Atatürk'e karşı isyan eden Potomya isyancıları torunlarını, Şeyh Said'in torunlarını, Seyit Rıza'nın torunlarını meclise soktunuz. Arkadaşlar, Melih Gökçek, Kadir Topbaş, sağ siyaset yapan herkes, kendisi yedi içti 15 sene, 20 sene, okul arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını doldurdu devlet kadrolarına, onlar da yediler içtiler, çektiler, siktir olup gittiler, emekli oldular, cehennemin dibine gittiler, geberdiler, kendilerinden sonra gelen çocukları aynı sisteme devam ediyorlar. Milletvekili oluyorlar, bakan oluyorlar, bürokrat oluyorlar, bütün ailelerini yerleştiriyorlar, okul arkadaşlarını yerleştiriyorlar.
Ondan sonra sen benimle kavga et, ben seninle kavga edeyim. Laz, Kürt, Türk, Çerkez kavgası yapalım. Niye? Biz aşağıda kavga yapalım ki onlar yukarıda ne yapıyorlar onları sorgulamayalım. Biz aşağıda kavga yapalım, kargaşa olsun ki onlar yukarıda istedikleri gibi rahat hayat sürebilsinler. Sana bana bakıp götleriyle gülüyorlar saraydakiler. Bugüne kadar, Recep Tayyip Erdoğan dönemine kadar saraylar gizliydi. Saray yoktu. Ülke içinde saray yoktu. Yurt dışına gidiyorlardı. İngiltere'de saraylarda yaşıyorlardı. Amerika'da, Almanya'da saraylarda yaşıyorlardı. Yine Türk milletinin parasıyla saraylarda yaşıyorlardı ama yurt dışında yaşıyorlardı. Eskiden oydu. Şimdi sarayları yurt dışından Türkiye'ye getirdiler. Dediler ki bu millet zaten yiyor. Hiç fark etmez. Bu millete karşı çekinmeye gerek yok. Bu millete Kur'an de, Allah de, ümmet de, ondan sonra ver ayarı gitsin. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde her şey ayyuka çıktı. Bak, yalnız bir değişiklik var. Ne biliyor musunuz? Özal ve Adnan Menderes bölgede gerçekten Türk karşıtı, Türk düşmanlarını getirdi. Ama bunlar işte Kürt aşiretleri getirdiler. İkisi. Özal ve Adnan Menderes Kürt aşiretlerini getirdiler. Kürt aşiretlerini. Yani Türk milletinin nüfusunu, demografik yapısını Kürt aşiretlerle bozdular. Kürt aşiretler de asla değişmezler. Dilleri değişmez. Kültürleri değişmez. Asla ve kat. Bakın Özal'ın da Menderes'in de getirdiği Kürt aşiretler asla değişmeyen, dönüşmeyen, okula karşı, eğitime karşı, kadınları, çocukları dışarıya göndermeyen kapalı bir kutudur. Asla dönüşmezler. 1 milyon sene de geçse kesinlikle dönüşmezler. Örf derler, anane derler, töre derler. İçlerinde infaz yaparlar, cinayet işlerler, namus cinayeti işlerler. Bunlardır Özal'ın Türkiye'ye kattığı. Ve bunlar şöyle bir şeydirler. Kapalıdırlar. 3 kere, 4 kere evlenirler. Aynı. Hiçbir değişiklik yoktur. Arap kültürüyle o aşiret kültürü arasında hiçbir fark yok. Ha Arap aşiretleri, ha Kürt aşiretleri aynıdır. Bunlar da aşiret zihniyeti vardır. Her insan aşiret olmayı hayal eder. Herkesin hayali, çocukluktan beri büyürken hayali odur. 3 tane kadın almak, 4 tane kadın almak, mümkünse her sene çocuk yapmak ve 5000 kişilik, 10.000 kişilik bir aşirete ulaşmak. Hepsinin hayalinde bu vardır. Araplarda da bu vardır. Kürtlerde de bu vardır. Değerli dostlar. Kürt aşiretlerde. İşte Özal'ın getirdiği şey olur. Özal çok kritik bir hamle yaparak dedi ki Türk milletine şeyin gereği olarak, yani medeniyetin gereği olarak nüfus planlaması yapılması gerektiğini, çocuk sadece 2 çocuk yapması gerektiğini söylerken Kürtlere de, o getirdiği aşiretlere de sınırsız, bakın sınırsız çocuk yapma talimatı verdi ve bir anda, değerli dostlar dikkat edin, ben buradan yalan söylüyorsam araştırabilirsiniz. Bütün sosyologlar kafasını oynatan, kendisini profesör bilmem kim ne zanneden varsa gitsin baksın. Turgut Özal'ın gelişi ile Türk milleti, kendisini Türk olarak lanse eden insanların nüfus oranıyla kendisini Kürt olarak lanse edenlerin nüfus oranına bakın. Turgut Özal'ın o nüfus planlaması sonrasında Kürt ve Türk nüfusunun oranına iyicene bakın. Eğer benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. %500. Bak %500 bir artış çok sözü. 5 misli artış Kürt aşiretlerin nüfusunda. 5 misli eksilme Türklerin nüfusunda. Yoksa tamam. Kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Suçlu olduğumu kabul edeceğim. Gidin bak. Siz demografik yapıyı bozacaksanız Türk nüfusunu baskıya alırken öbür taraftan Kürt aşiretlerin, bölücü aşiretlerin nüfuslarının patlamasını sağlayacaksınız. Nüfus patlaması yaptıracaksınız. Genç nüfusu patlatacaksınız. Bu nüfusu bütün şehirlere doğru yayacaksınız. Metropollere doğru yayacaksınız. Akabinden de işte getirdiğiniz şeylerle bölücü faaliyetleri yükleyeceksiniz beyinlerine. Sürekli bu propagandalarla böleceksiniz. Olmayan bir milleti yaratacaksınız. Olan bir milleti, o milleti aşındıracaksınız. Kürt milliyetçiliğini özgürlük olarak lanse edeceksiniz. Türk milliyetçiliğini faşizm diye bitireceksiniz. Kalan Türk milliyetçilerini de Devlet Bahçeli gibi bir ne olduğu belirsiz birine teslim edeceksiniz. Olay budur. Türkler kendi yurdunda yoksul, kendi yurdunda yoksun, kendi yurdunda mağdurdur. Bu kadar basit değerli dostlar. Kabul edin ya da etmeyin. Gerçek budur. Bugün duruma akez aynı. Tayyip Erdoğan sadece Kürt aşiretleri getirmedi. Tayyip Erdoğan da asla ve kat'a dönüşmeyecek olan, kazık soksan değişmeyecek olan Arap aşiretlerini getirmiştir. Arap aşiretlerini, Afgan aşiretlerini getirdi. Afganistan'dan Suriye'den, Irak'tan. Türk milletinin faydasına olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında ne olduğunu ben bilemem. Ama ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hangi amaçla yaptı bilmiyorum ama ne yaptığını biliyorum. Asla değişmeyecek. Asla Türk milletine entegre olmayacak. Bir kelime Türkçe öğrenmeyecek. Türkçeyi sürekli, Türkleri ve Türkçeyi aşağılık olarak görecek insanları Arap coğrafyasından alıp kendi ülkemize getirdiler. Nedir biliyor musunuz? Dili dönüştürüyorlar. Kültürü dönüştürüyorlar.
10 milyon, 11 milyon asla dönüşmeyecek, kendi kültürünü herkesin üstünde zanneden 11 milyon Arap gelmiş. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Arapça artık şey haline getiriliyor. Alışkanlık kulak dolgunluğu oluyor. İnsanlar Arapçaya meyillenecek. Evlilikler artacak. Siz zannediyor musunuz ki Suriyeli birinden kız aldığınızda ya da Suriyeli birine kız verdiğinizde Suriyeliler değişecek, dönüşecek, modern çağdaş olacak efendim falan. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hayır. Verdiğiniz kız Araplaşacak. Kız ailenize girdi mi çocuklarınız Araplaşacak. Bak bunu anlayın. Bu bir dönüşümdür. Bu bilinçli bir operasyondur. Bakın 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne kadar Türkiye'nin ne kadar Araplaştığına bakın. 20 yılda nereden nereye geldiğine bakın. Toplumunuzu dönüştürdüler. Kız çocuklarına bak. Taşlarına Arap gibi davranıyorlar. Türk değiller artık. Senin kızın Türk değil. Senin komşunun kızı Türk değil artık. Türkçe konuşan bir Arap beyninin içinde Arap yaşıyor artık. Anladınız mı demek istediğimi? Televizyonlardan köklüyorlar. Radyolardan, gazetelerden, okullardan, devlet bürokrasisinden. Adam hangi devlet kapısına giderse gitsin bir Arap seviciliği, bir Arapçılık pompalanıyor. Takkeli cüppeliler ortalarda geziyor. Çocuk özeniyor. Bakıyor ki sakallı, şalvarlı, takkeli cüppeliler, Mercedes'lere, Range Rover'lara, şunlara bunlara biliyor. Bunlara ekonomik yolların açıldığını görünce çocuk ertesi gün aynı şeye, aynı şekle giriyor. Takkeli cüppeli. Osmanlı takkeleri, şapkaları bilmem neleri takıyorlar. Çünkü onlara polislerin yol verdiğini, askerlerin yol verdiğini, memurların onlara öncelik tanıdığını görüyor ve dönüşüyor, değişiyor değerli dostlar. Refleksleri değişiyor, düşünce tarzı, hareketleri değişiyor, söylemleri değişiyor. Toplumunuz değişiyor, dönüşüyor. Farkında değil misiniz? Bugün en milliyetçisini, en milliyetçi olanımızın, en Türkçü, Atatürkçü olanımızın kökünde bile farklı istemeden bu televizyonların oluşturduğu bir Arap seviciliği, bir Kürt seviciliği var. Tam tersi bir durum var. Bakın bugün Arapların gelişinden, Türkiye'nin Araplaşmasından Kürtler rahatsız. Bölücü Kürtçülük bile rahatsız oldu bu işte. Değerli dostlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi amaçla yaptığını bilmiyorum ama o getirdiği 11 milyon Suriyelinin, 11 milyon Arap'ın asla değişmeyecek olan Arap aşiretlerinin şurası bir gerçek. En fazla rahatsız ettiği kitle aynı düşüncelerle Özal tarafından getirilen Kürt aşiretlerdir. En fazla rahatsız olan. Bence de şudur, Arap bölgesindeki Irak'tan, Suriye'den, İran'dan devam eden Arap-Kürt çatışması, Arap aşireti, Kürt aşireti kavgası Türkiye'ye taşınmıştır. O bölge dizayn edilmiş, Türkiye'ye taşınmıştır. Olay bu kadar basit. Ben onu öyle görüyorum. Irak'ta nasıl ki Kürtlerle Araplar arasında, Kürt aşireti ve Arap aşireti arasında savaş oldu ve üçe bölündü. Barzani-Talebani aşireti arasında kavga oldu da Barzani bölgesi, Talebani bölgesi diye ayrıldı. Şu an Türkiye için tasavvur edilen şey budur. PKK'lıların olduğu, PKK'lıların hakimiyetini kurabileceği bir bölge. Yani daha çok Marksist, Leninist, sol eğilimli Kürt aşiretler, sağ eğilimli Kürt aşiretler. Yani tarikatçı, cemaatçi, şehçi Türk aşiretlerin bölgesi, Kürt aşiretlerin bölgesi. Bir de Arap aşiretlerin bölgesi diye ayrılacak değerli dostlar. Şii aşiretler, Sunni aşiretler, Marksist yani sol Kürtler, sağcı Kürtler diye ülkeyi parçalayacak. Peki Türkler nerede? Burada. Türkler Orta Asya. Türkler geldikleri yere, İngiliz komutanının dediği gibi, Türkleri geldikleri yere göndereceğiz dediği gibi Türkler de gidiyorlar. Kendi kişiliğini kaybetmiş, kendi milliyetinden utanan, kendisini aşağılık gören, kendi dilini aşağılık gören, kendi soyunu aşağılık gören bir milletin bu coğrafyada tutunabilmesinin imkanı yoktur. Sana gelir Yunan da posta koyar, sana gelir Suriyeli de senin kafanı keseceğim der, sana gelir Kürt de tehdit eder, memleketini, yurdunu elinden almaya kalkar. Olay bu kadar basit.